Erdoğan'ın sözüne AKP sözcüsü de inanmadı. Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart için bu benim final seçimim. Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim olacak ifadesi tartışmalara neden olmuştu. AKP sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir canlı yayında Erdoğan'ın bu sözlerini sık sık kullandığını ve bu ifadenin bir hayat tarzı olarak algılanması gerektiğini söyledi. Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini şu şekilde açıkladı: Cumhurbaşkanımız bunu sık sık söyler. Bizim hatırlanacağımız şeyler eserlerdir, yaptığımız işlerdir. Ben çok uzun zamandır kendisiyle beraberim. Yorulmaksızın, durmak bilmeksizin çalışır. Siyasette gençlerin yetişmesine çok önem veriyor. Onlara bir gün devralacaklarını her zaman hatırlatıyor. Siyaset yaptığımız görevlerden daha geniş bir şey. Cumhurbaşkanımız için siyaset bir hayat tarzı. O siyaseti bırakırım anlamında bir ifade değil. Çelik, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olmayacağı konusunda ise belirli bir siyasi gündem olmadığını ve önlerindeki beş seneyi iyi değerlendireceklerini ifade etti. Ayrıca, liderlerin siyasi ömrünün vatandaşın kararı olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin organik olduğunu, milletin kararına bağlı olarak devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, son seçimim dedi ama Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler için kullandığı son seçimim sözleri üzerine konuşan Adalet Bakanı Tunç, Meclis'in erken seçim kararı alması durumunda Erdoğan için tekrar adaylık yolu açılabileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimleri işaret ederek kullandığı "son seçimim" ifadesi hakkında konuştu. Erdoğan'ın mevcut anayasanın getirdiği şartlara işaret ettiğini vurgulayan Tunç, Meclis'in erken seçim kararı alması durumunda Erdoğan için tekrar adaylık yolu açılabileceğini belirtti. Tunç konuyla alakalı olarak yaptığı değerlendirmesinde, "Sayın Cumhurbaşkanımız anayasaya göre son seçimim" dedi gençlere Anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrasında da meclis seçimleri yenilerse o durumda da 3. kez adaylık söz konusu olabiliyor ifadelerini kullandı 360 milletvekilinin oyuyla mümkün. Bozdağ'ın anayasanın 116. maddesindeki Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimin yenilenmesi kararı alması halini hatırlattığını ifade eden Tunç, bunun 5'te 3 çoğunluğa yani 360 milletvekilinin oyuyla mümkün olabileceğinin altını çizdi. Bakan Tunç, o günlere daha çok zaman var, önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde neler olur, neler biter, Mevlam neler gösterir. Vatandaşlarımız 17 sandıkta Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durdu. Şimdi 18. sandık. Sayın Cumhurbaşkanımız tabi anayasaya göre son seçimim dedi gençlere. Burada tabi anayasanın başka maddeleri de var. Anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrasında da meclis seçimleri yenilerse o durumda da 3. kez adaylık söz konusu olabiliyor dedi. Eylem Tok ve oğlu hakkında iade talebi. Kemerburgaz'da yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına yolu açan 17 yaşındaki sürücü TC ve annesi yazar Eylem Tok için ABD'ye yapılan iade talebine de değinen Tunç, ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık diye konuştu. Tunç, dosya kapsamında dün iki gözaltı gerçekleştiğini açıkladı. Tunç, konuşmasının devamında şunları söyledi. İstanbul Eyüp Sultan'da gerçekleşen bir kişinin vefatıyla dört kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir trafik kazası. Sonrasında 18 yaşından küçük sürücü ve annesinin yurt dışına gittiği soruşturmadan kaçtıkları belirlendi. Bu kapsamda hemen adli süreci özellikle hem önce Mısır'dan sonra ABD'den talep ettik. İadesini talep ettik. Hem diplomatik yollardan talep ediyoruz hem de Interpol aracılığıyla bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki ABD iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin. Yine dün itibariyle bu kapsamda iki gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında anne ve oğlunu havaalanına bırakan kişi gözaltına alındı. Yine 18 yaşından küçük sürücünün babasının şoförü, oradaki mağdurlardan birinin telefonunu emniyete teslim eden kişiyle ilgili olarak da yine gözaltı kararı verildi. Onlar şu anda gözaltında. Soruşturmaları devam ediyor. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz. CHP, ye para sayma soruşturması. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle alakalı resen başlatılan soruşturma hakkında da görüşleri sorulan Tunç, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Tunç, konular muallakta. Banka yoluyla para gönderme çağındayız elden 15 milyon gibi bir para. Tüm bunları değerlendirecek olan Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Savcılık paraların kaynağını elbette soracaktır diye konuştu.